Merhaba arkadaşlar. Şu an videomuzun açılışında hiç alım fırsatı vermeyen, daha doğrusu bana en azından hiç alım fırsatı vermeyen Ekos Teknoloji'yi görüyorsunuz. 9. tavanına çok güzel bir şekilde gitti. Cuma günü kapanışta Agroteş'le beraber, Agroteş de kapanışa doğru çok güzel bir şekilde kendini toparladığı kapanışta tavana gitmesini bildi. Bakın Ekos Teknoloji 9. gün tavanda bekleyen 35 milyon lotla tavana gitmiş. Kapatmış çok güzel. Bayseres Finans'ın şu yorumu ikisine verdiği şu yorumlar hoşuma gitti arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Ekos için biraz daha devam edeceğini düşünüyorum ama el değiştirme oranı riskli seviyeler ulaştı. El değiştirme oranları. Bakalım Ekos Teknoloji'de %24 el değiştirme oranı var arkadaşlar. Toplam 9 günde. Dikkat etmekte yarar var. Ve Agroteç 7. gün tavanda bekleyen 32 milyon lotla kapatmış. El değiştirme oranı artık riskli seviyelerde geldi. Tavan bozarsa, tavan açmazsa temkinli olmakta yarar var diyor. %48 olmuş el değiştirme oranı. Şimdi bugün açılışta Agroteç'i, Ekos'u ve şöyle küçük bir gözümüzün yan tarafıyla da Bin Yatırımlar Holding'i takip edeceğiz. Hani Bin Yatırımlar Holding niye takip edelim? Artık tavan bozdu diyeceksiniz. Hayır arkadaşlar, öyle düşünmeyin. Bakın, 2 gün üst üste tavana gidip tekrar geri aşağı geldi. Bu tekrar tavan potansiyeli olduğu anlamına gelir. Zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. tavanda sonra aslında alım fırsatı vermiş gibi düşünebilirsiniz. Orada dikkatli olmakta yarar var. Yani yatırım tavsiyesi vermiyoruz bildiğiniz üzere. Ama yine de eğer uzun vade düşünüyorsanız, eğer bu şirketlere güveniyorsanız biraz bekleyin. Bir bakın duruma. Şöyle bir öğlen olsun, öğleden sonra olsun. Bir gidişata bakın. Öğlen yine biz sizlerle zaten hem sabah açılışta, piyasa açılışında el değiştirme oranlarını, tavandaki alım notlarını paylaşırız. Hem de öğleden sonra bir duruma bakarız. Yani kaç milyon lot var tavanda, el değiştirme oranları yükseliyor mu, satış var mı? Bunları da sizlerle paylaşırız. Bugün yeni halka arzlarımızdan da talep toplama sonuçları gelebilir arkadaşlar. Çates, değil mi? Ve Begio. Geçen hafta Cuma günü bu halka arzların talep toplama sonuçları için talep toplamaları yapılmıştı. Sadece şeker yatırım açıklanmıştı. Çates, Çatalhazı Termik Santral ve Batı Ege Geyo'nun halka arz sonuçları henüz açıklanmadı arkadaşlar. Onları da takip edeceğiz. Gün içinde onların da açıklanmasını bekliyoruz. Bakalım arkadaşlar. Biz buradayız. Özellikle tavan serisi devam eden Ekos Teknoloji ve Agroteç nasıl bir performans gösterecek? İzleyeceğiz. Görüşürüz tekrar.